Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeyiz. Ve 19 Mayıs'ta sektöründe marka bir isim Keskin Oto Tarım'a konuk olduk. Yanımızda da firma sahibimiz Samet Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak kendisinden dinleyelim. Merhabalar Samet Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Samet Bey, sektörümüzden bahsetmeden önce sizleri biraz tanımak istiyoruz. Samet Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ben Samet Keskin. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İktisat bölümü okudum. Samsun Üniversitesi'nde tarih bölümü okudum. Bunun üzerine aile şirketimin yanına geldim. Ve tarımla alakalı, hırdavatla alakalı, nalbureyle alakalı olarak sektörü büyütmeye karar verdik. 3 yıldır buradayım. 3 yıldır ciddi atılımlar yaptık bölgeyle alakalı. Şu an 4 tane iş yeri, 7 tane çalışanımız var. İnşallah birkaç yıl içerisinde birkaç farklı sektöre daha adım atacağız. Amacımız bölgemizi hızlı bir şekilde geliştirmek. Bunun için de kendimiz olarak, bölge halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedelim o zaman. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Birçok tarım makinesinde güvenlikle alakalı hizmet veriyoruz. Mesela Rize'de, Trabzon'da, Samsun'da, Ordu'da bol miktarda bahçe traktörü var ve bunlarla ciddi ölümler sebep oluyor. Bu ölümleri önlemek adına AKİS bölgelerine yaptığımız yeniliklerimiz var. Direkt tarlalarda çalışırken, hızlı giderken sürat anında yolcunun konforunu ve güvenliğini sağlayan ekipmanlar üretiyoruz. Bunları bölgeye yayıyoruz. Bunun dışında tarım makineleriyle ilgili kendi ürettiğimiz ekipmanlar var. Ekstra olarak da 80'e yakın firmanın bölge bayisiyiz. Türkiye çapında dağıtım yapıyoruz. Yurt dışında 4-5 tane ülke var ithalat yaptığımız. 4 tane yerimiz var dediniz. Biraz tanıtır mısınız? Nerelerde bunlar? Şimdi birinci arkamızda gördüğünüz tarım mağazası bölümümüz. Diğer arkasındaki bunlarla alakalı olarak yapılan hatalar, teknik destekler, sorunlar ve bakım bölümümüz. Bunun dışında bir tane nalburiye satış bölgemiz var. Bir tane de hırdavatla alakalı satış bölümümüz var. 4 tane yerimiz toplamda hizmet veriyoruz. Evet. Aynı zamanda internetten satışlarımız var. Biraz o kısmı da açıklar mısınız? Şimdi öncelikle kendi e-ticaret sitemiz var. Zirahizmet.com'u kurduk. Bunun dışında N11 gitti gidiyor, sahibine.com gibi bütün büyük sitelerde kendimize ait mağazalarımız var. Her gün buradan anlaştığımız kargolarla Türkiye'nin her yerine kargolar gönderiyoruz. Ve aynı zamanda birçok bölgede kendi teknik servisimiz var. Orada bu işlerle alakalı servis hizmeti de sunuyoruz. Güzel. Peki hizmet anlayışınız nedir firma olarak? Şimdi müşterilerle alakalı olarak hizmetimiz şöyle. Diyelim ki bir ürünü bizden satın alındı. Bizim işimiz sattıktan sonra başlıyor. Her türlü teknik destek. Olay yerine gerekiyorsa gidip kendimiz destek veriyoruz. Ve diyelim ki bir sorun var. Fabrikasal alakalı, yani makineyle alakalı bir problem varsa bunu gidip kendimiz çözüyoruz. Ve bunlar müşteriye yansıtılmıyor. Hani biz sattıktan sonra bizde işi yok mantığında değiliz. Çoğu üründe satıcı firma olmamıza rağmen anlaştığımız fabrikalara dahi bunu soruyoruz. Hani satıldıktan sonra her türlü problemde müşterimize destek olacak mısınız? Buna kayıtsız imza atmıyorsa hiçbir firmayla çalışmayız. Ve ilk etapta kendi garantimiz altında satıyoruz zaten ürünleri. İkinci sırada fabrikaların garantileri geliyor. Bu şekilde birinci güvenliği müşteri rahat olarak alıyor. Yani bizde para ikinci plandadır. İlk etapta müşteri aldığı üründen çok memnun kalıyor bu şekilde. İkinci olarak da yenilik. Hani sürekli her ürünle alakalı yenilik yapıyoruz. Yani sabit bir şekilde kalmıyor bu ürün çeşitleri. Sürekli ürün çeşitimiz artıyor ve ürünlerle ilgili yeniliklerimiz artıyor. Üçüncü olarak da ürün satışından sonra sadece satıcı firma değiliz. Kendi işten anlayan ekipmanlarımız var. Bu ekiplerle bu konularla ilgili destek veriyorlar. Bu şekilde ilerletiyoruz. Yani verdiğimiz her hizmetin arkasındayız. Kesinlikle. Hizmet anlayışı olarak. Peki sektörünüz nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Şöyle söyleyeyim. Yenilik olmazsa bu sektörde tabii ki bir yerden sonra duracaktır. Fakat sürekli inovasyon projelerimiz var. Bu konuyla ilgili hani küçük bir ilçedeyiz ama Türkiye çapında çalışıyoruz. Bizi pek etkilemiyor aslında duran şeyler. Biz şu anda hız aldık, daha da hızlanmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız olacak. Farklı sektörlere yatırımlar var şu an kafamızda. İnşallah bir daha röportajımızda çok daha fazlasını görürsünüz. İnşallah. Fuarları da aktif olarak takip ediyoruz bu arada. Evet, şu anda Konya Fuarı var beklediğim. Konya Fuarı'na katılacağız. Yozgat Fuarı geçtiğimiz zaman yapıldı. Onunla ilgilendik biraz. Şimdi Samsun Fuarımız var. Fuarlara ciddi takibimiz altında. İnşallah seneye itibariyle kendi standlarımız kurulmaya başlayacak fuarlarda. Şu an ziyaretçi olarak gidiyoruz. Yeniliklere bakıyoruz. Aynen öyle. Peki tüketiciler nelere dikkat etmeliler? Samet Bey biraz bilinçlendirebilir miyiz? Şimdi tarım makinesi alırken tüketiciler öncelikle satıcı firmanın verdiği garanti sözüne inanmıyorsa kesinlikle alışveriş yapmasın. Hani sattığı kişiye güvenmedikten sonra bu iş olay bitiyor. Yani ikili diyalogla aslında bu işler yürüyor.
Ve ikinci malzeme de kalınlık. Et kalınlığına vesaire bakılması lazım. Ürünlerin kalitesi zaten çoğu şey dışarıdan göründüğü zaman anlaşılabiliyor. Ve burada dediğim gibi satıcı firma satıştan sonra hizmet sorsun. Hani benim başıma şu gelirse siz ne yapabilirsiniz? Bunları en başta konuşursalar satış olduktan sonra sıkıntı yaşamazlar. Rahat rahat işlerini görebilirler. Teşekkür ediyoruz sizlere Samet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Size de kolay gelsin. Sektörünüzle alakalı değerli bilgiler aldık. Başarılarınız daim olsun diyelim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için Samsun'dayız dedik. Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeyiz ve Keskin Otu Tarım'dan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik sektörden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.